Çok zor gerçi. Biraz da gündeme dönelim. Tabii. Takip ediyorsundur. <laughs> evet. E, yaşanıyor. En son cezalar alındı. Evet. E, cezalarla ilgili e, yarışmacı arkadaşların bazıları tepkiler verdi. Aşırı tepki verenler var. Evet. Cezayı kabul edenler var. Ama ceza sonrası bununla ilgili konuşmalar geçti. Ada da önce izleyelim üstüne seninle beraber tamam. yorumlayalım. Bir sene bozuluyor, utandım, çok utandım. Çok utandım. Böyle bir şey yaşamak beni çok utandır. Ay bu duruma düşeceksen bari çantamdan dünya kadar yemek falan çıksaydı yani. Yani bir gazlı içecek yüzünden de yani bilmediğim bir şey yüzünden bu duruma düşmek beni hakikaten üzdü. Yoksa ben de gururla derdim abi onların dediği gibi. Evet çaldım hak ettim cezam bana eyvallah. Ya ben bu durumu düşmeye hak etmedim benim derdim bu. Düştüğüm durum beni sinir eden şey zaten. Abi böyle duruyorum şimdi SMS birincisi açıklanıyor dedim. Yani onda bile değilim kafam ama Hala anneme nasıl açıklayacağım insanlar ya böyle kötü bir durumdayım. Geldi resmen SMS birincisi Batuhan bana resmen biri böyle yaptı biliyor musun sanki böyle hani. Hadi yedim bir halt da kalk ayağa devam et dedi resmen. <laughs> Tutamadım kendimi biliyor musun ya ne konuşma yapabildim ne teşekkür edebildim. Madem bir şey yapıyorsun arkasında duruyor ya kardeşim. Ağlama. Aslan gibi çıktı ki yaptım abi. Yani İlayda bile ondan daha delikanlı çıktı yani. Ben öyle söyleyeyim yani. Batuhan'dan bahsediyordum biraz önce. Do, çünkü ileride de çalmış ama hiç olmazsa kız <laughs> çıktı dedi ki Acun Bey evet yaptım. Cezama razıyım, teşekkür ederim dedi. Oturdu. Ben üzül yani gerçekten hani şöyle baktım. Hani o geçen gün de bana dedi ben kedi olmam dedi ya kedi yavrusu gibi ağladı yani. Mia mia ağladı yani. Üç ceza için. Ne diyeyim ben şimdi mesela? Öykü, e, her yarışmacı böyle evet. şeylere yeltenir. Evet. İşte bakar, tekneye mi bindi, İşte orada safereye mi bindi, bir tane bir şey mi gördü, kapak evet. mı gördü, kaldır orada bir şey var mı? Evet. Yani Bunları hepimiz yaşadık. Evet. Eminim sen de yaşadın. Evet. E, bu olayları nasıl yorumluyorsun? Yani şöyle yorumluyorum. E, şimdi insanlar yerde bir TL bulunca elini uzatıp alıyor sahipsiz diye. Ya Herkes orada, alır da birine verir, bir şey yapar. verir tabii. yani ama elini oraya uzattım mı uzatmadım önemli olan o. Hani... Yani ben bu arada kendimden yola çıkarak değil insan psikolojisinden yola çıkarak gidiyorum. Şimdi Batuhan burada benim için çok kötü bir durumda değil. Açlıktan yani orada kendinde olmayan bir hareket yapmış olabilir. Batuhan bunu ne ilk yapan ne son yapan olacak hı hı. bu arada bence. Ee, ve çocuk yemek de almamış bu arada. Hani içecek bir şey almış. Yani o çantaya atmış. Çantaya atmış. Sonra içerim diye. Onu Sonra, aramadım. içerim diye. Yani biraz fazla. Yani Batuhan gerçekten ben oradayken bu arada asla böyle bir şey yapmış bir çocuk değil. Onu söyleyeyim ben. Hı hı. Hani yapan insanlar evet oldu. Ama insanlar çok açtı diyorum konuşurken konuştuğumuzu e, yitiriyorduk. Hani bunu yapan insanlar oldu. Yapmayan insanlar oldu. Batuhan yapmayan biriydi. Batuhan bunu orada yaptı diye ben şimdi Batuhan'a ay ne kadar kötü işte öyle yapmış, böyle yapmış falan demeyeceğim. Ama şunu diyeceğim. Bunun bir cezası var. Ve senin buna karşı çıkman çok yanlış. Batuhan bence bu üstüne yapışmasın diye de cezayı kabul etmek istemedi. Çünkü orada belki tamam onlar yaptı sen yapmadın. Hadi geçmiş olsun deseydi Acun Bey o üzerine bu yapışmayacak diye düşünüyordu diye düşünüyorum. Ve biz o kadar biliyoruz ki orası o kadar adil bir yarışma ki. Ben size şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bir gün biz dokunulmazlık oyunu oynuyorduk. Ve böyle oyunda hatırlarsınız böyle tutuyoruz ve kaymamaya çalışıyoruz. Hı hı hı. Oyun bitti. Kırmızı takım kazandı dokunulmazlığı. Sonra e, Acun Bey geldi dedi ki Esat Bey. Biz dedi mekanizmada sorun olduğunu düşünüyoruz dedi. Mekanizmanın sorun olan tarafında iki takımdan da sadece iki kişi kazanmış. İsmail ve ben. Onun dışında herkes orada problem yaşamış. Ve biz iki saat oynadığımız oyunu biz tekrar oynadık. Çünkü dedi ki burada dedi hak yenmez, hı hı. tekrar oynanacak dedi, dokunulmaz. Ben dedi kimsenin hakkına giremem dedi Acun Bey. O kadar önemli orada adalet duygusu, hak hukuk mevzusu. Biz tekrar oynadık, biz kazandık. Yine kırmızı takım kazandı hı hı. ama biz tekrar oynadık. Evet. Şimdi böyle biriyle, böyle birisinin yarışmasındayken sen ben çantama bir şey attım deyip orada bana çok fazla bu ceza diyemezsin. O yüzden İlayda'nın duruşu bence çok doğru. Evet ben bunu yaptım ki bence oradaki en hafif ceza alması gereken insan İlayda. Yani bu arada kendisinden değil başkasına iyilik olsun diye cezalandırılmak evet. durumunda. O, bile... o da adalet duygusundan dolayı cezalandırılmak Hı -hı. durumunda. Çünkü yasaksa yasak. Evet. Ee, orada İlayda bile özür dilerken evet Baton yaptığı şey bence çok yanlış buldum ben. Ya Baton ben çıkmasına... de aslında yanlış buldum ama orada da işte biraz ben insani buldum Baton'un tepkisini. Yani çünkü evet. yani hiç yapmamış, yapmamış evet. orada bir kere yapmış ve aslında yakalanmış. Evet. O duygu aslında kötü bir duygu. Çok onu kötü. onu biraz fazla çok. aşırı da duygusal olduğu için fazla yukarıdan e, aksettiriyor karşı tarafa ama evet ha, yanlış evet. bu kadar tepki göstermemesi lazımdı. Evet. Sonuçta orada bir e, Acun Bey tarafından, Acun abi evet. tar ilk defa Acun Bey demiş olabilirim abi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben Acun Bey dediğim için direkt. Acun Bey deyince Aha. biz de etkilendik. Evet. Acun Bey diyecek. İlk defa Acun Bey demiş olabilirim Acun abi. 15 yıldır tanışıyoruz. Aha. Yani Acun abi tarafından böyle bir şey açıklanıp da senin buna hani bu derece bir tek fazla tepkisi olduğunu düşünüyorum ama evet. onu da insani görüyorum. Ben orada Batuhan'a çok Yok. suç bulamıyorum Hayır. ama yapmışsa Dediğin gibi oradaki e, bizim bütün Acun Medya prodüksiyonu var. özellikle evet. de Acun abinin adaletinden dolayı evet. bu cezayı çekmek zorunda. Ya ben zaten ilk çıkmasını da ya ben işte o kadar yapmadım işte hani ben çok kötü bir şey yaptım farkında değilim ya da işte neyse ben bunu sürekli Hı -hı. yapan biri değilim de kendi savunmasını da yanlış buluyorum. Evet. Ben bu kadar uzamasını kabul etmesi gerekirdi ama işte Batuhan mesela biz adada espri yapamıyorduk. Yani mesela Doğan gelsin Doğan'dan nasıl? Mesela bir, ben seninle alakalı bir espri yaptım. İnanılmaz Hı -hı. mesela Batuhan, İsmail çok alınganlardı. Aşırı Hı -hı. alınganlardı ve hemen başka bir şeye dönüşüyordu o. Allah. Şimdi ben, evet ben şimdi Batuhan oyunu bildiğim için bunu ne kadar atlatamadığını da çok iyi anlıyorum. Ve böyle Melis bile dalga geçer Batuhan'la. Hani sen şimdi alınırsın ama diye yani. Hmm. Çok hassasiyetleri var bu insanların. Orada fazla tepki of, vermesi. Yani Ondan, yaşanmaz ama. Yani, yani özellikle yani, aradasında yaşanmaz. Yani. yani. yaşanmaz işte espri yapmıyorduk. Biz kendi aramızda espri yapıyorduk. Merve yaptığım espriyi bile alıp hani başka bir şekilde Zaten Doğan en son normal. Batuhan senin ismini söyleyemeyeceksek ne diyelim hani? Cezmi diyelim <gülüyor> Doğan <gülüyor> ya. Cezmi Ya o. bir şey söyleyeceğim. Doğan <laughs> da gerçekten çocuk nasıl girdiyse öyle çıktı yani. Şöyle çocuk geldi ben dedim nereye Düştüm dedi büyük ihtimalle çünkü o sonradan geldi. Evet. ya. Hiç duruşunu bozmadı. Sanki kendi dükkanındaymışçasına o doğallıkla geldi orada, oturdu ve öyle de gitti yani. Evet. Bu da çok zordur. Haftaya bu Doğan konumuz evet. oluyor mu Gökhan? Olacak. Bence olsun. Olacak. Olur olur. Bence daha olsun da. Doğan. Şu masaya Doğan. Doğana olsun olsun Doğan, olsun. <laughs> yani. Onun dışında e, sizin sormak istediğiniz bir <laughs> şey wow, var mı? Ben var. devam Hayır, edeyim mi? Yani. Şimdi bir, hani söz verdik seyircimize. Hatta Survivor. Ee, Şu Aleyna mesela altına... Aleyna Batuhan olayını mesela. Çok evet o da çok ediyor merak ediyorum. Çok evet. merak, çok kişi şampiyon ve final dörtlüğünü istiyor onu birazdan en sona sakın Tamam. Yani o klasiktir artık tamam. ama madem bu konuyu açtın onu evet. da soranlar vardı anlat. Şimdi <laughs> öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Biz mavi takım kırmızı takım asla konuşmadığımız için, konuşmamız yasak olduğu için biz birbirimizi aslında o kadar tanımıyoruz. Ancak oyuna giderken, oyuna, oyuna giderken. o 3 tane, 5 tane, üç 30 tane, tane neyse. Tane. Mesela Ankara'da ben, yürürken. Park, yürürken. Mesela ben Aleyna ile çok çıkmadım. Mesela Ayşe ile çıktım. Ayşe ilk başta benimle konuşmuyordu. Sonra Ayşe şey diyordu. Öyle ki işte kardeşim var mı? Nerede oturuyorsun? Orada mesela parkura çıkacağız. Evet. Aslında çok sempatik yani. Evet. hani evet. Biraz merak ediyor falan filan. Yani bir tek Ayşe'yle, Hanzade ile işe çıktığım zaman. Hanzade ile böyle çok minik konuşulduk. İşte hani diyordum ki mesela ağladığı zaman yapma hani. Hanzade ile sen ünlüler odasında kadar... Ve en yakın olmuşsun. kankamlar oldun oldu çok, Çok, çok oyuna çıktığınız için. Gerçekten <laughs> o kadar çıktı. Benim partnerim orada aslında Hanzade'di. <laughs> Şimdi Aleyna'yı çok tanımıyorum ben. Ama Aleyna için bana yansıyan şey şu. Duygu geldi. Aleyna'nın insanlar hakkında konuşmasını söyledi, belki yalan konuşmalarını söyledi ve 7 kişi Aleyna'ya yazdı. Demek ki bu kıza bir problem var. ya Benim bildiğim, benim oturduğum yerden gözüken bu. Şimdi Batuhan gelip bana söyleyince, Batuhan'la e, Poyraz arasında bir çekişme var. E, yani... Nasıl yani kıskançlık demek istemiyorum kıskançlık çirkin bir kelime ama bir çekişme diyeyim ben. Batuhan'la Poyraz arasında. Evet yani ama şu gideriz. yani evet. şöyle çünkü bakıyor ben bunu karşılıklı... kim olabilir SMS tipisi yakışıyor parkurlar. Aynen gibi. öyle Batuhan aynen. Diyor ki, benim bu da haklı durum? zaten haklı bir durum. Evet. Bunu ben Poyraz açısından bilmiyorum çünkü dediğim gibi öyle bir sohbetim olmadığı için ben bunu Batuhan açısından biliyorum. Ee, geldi dedi ki öykü dedi işte dedi e, Aleyna dedi işte dedi ki dedi işte bana takıklarmış. İşte Reşat Poyraz çıkarken dedi işte dedi e, ne işte Batuhan'ı güldürmeyeceğiz. Batuhan'a saya aynı bu kelime. Batuhan'ı güldürmeyeceğiz, Batuhan'a sayı Çok aldırmayacağız. Şey Bizim gördüğümüzde i̇şte sonra. Oldu. He, ondan sonra işte Bat Batuhan dedi işte şey e, sanki böyle inanılmaz Batuhan, Batuhan En sevdiği yerden gelmiş ama. Evet. En sevdiğimlerim. Ben anladım. dedim ki, ben dedim ki, ya dedim, ya dedim, Batuhan mı abartıyor acaba falan değilim bile Yok, düşündüm. Doğru. Yani öyle, o kadar öyle bile, yani. bile öyle. düşündüm. Aleyna çok öyle bir anlatmış ki ve ben giderken bana dedi kimseye söyleme dedi bunu dedi. Ondan sonra ben biliyorum <laughs> herkese, herkese gördüm çünkü ben dedim ki, bak dedim, Aleyna'ya dedim çok dedim güvenme dedim. Hı hı. Çünkü benim yani ben bunu tamamen Batuhan'a sahip çıkma psikolojisi yaptım. Kız orada gelir, konuşur, konuşur. Yani kızı tanımıyorum orada. Kötü bir şey de söylemek istiyorum. Hı hı. Konuşur, konuşur. Batuhan'ı biler iyice. Batuhan başka bir şey zanneder, gider orada başka bir şey yapar. Batuhan'a Batuhan'ı korumak diyorsun. için. Anladım. Ondan sonra ben bunu söylerken Melis böyle yaptı. Dedi ki, "Öykü de yani Öykü'nün sözünü dinle." dedi. Ben de dedi, "Güvenmiyorum Aleyna'ya." dedi. Aynen yaşanan şey bu. Sonra Çağrı duymuş. Çağrı ne oldu diye sordu bana. Ben de şimdi dedim ki bir pohpohlanma mevzusu var ve bunun da Batuhan'ın çok gideceği için insanların bunu insanlarda bunu duymasına bir sakınca olduğunu kendisi görmediği için herkese söylediğini tahmin ettim. Zaten söylemişti. Ondan sonra İlayda hani geldi söyledi bana işte Aleyna Merve zaten şahit olmuş. Ben herkes biliyor Herkes biliyor. Ben de çağrıya gittim dedim ki bu Aleyna mevzusu neydi? Dedim ki ya dedim Batuhan dedim hani gelmiş dedim kız dedim. Böyle böyle bir şeyler söylemiş dedim. Şimdi Batuhan dedim iyice dedim coşacak. Hani orada bir insanların Batuhan'la sorunu yoksa Batuhan sorunu var zannedecek. Bunu bu şekilde konuştum. Yani bu arada bunda söylenmemesi gereken tek şey orada hani Bat Batuhan zaten söyleyecekti bunu zaten bu çıktı ortaya da. Hı hı. Ben Batuhan'ı savunmak için bunu söyledim açıkçası. Ve dedim yani bunu ve ben Batuhan'a aleyhine bunu abartmış olabilir dedim de Batuhan bozuldu. Hı, hı Hani bunun abartılabilme <laughs> ve bunun sonra konuşmasını yaptım. Duyguda dedim böyle böyle şeyler yaşandı. Bu kız potaya girdi bu kız abartı olabilir. Bak dedim dikkatli ol konuşmalarına. Bir şey deyince Batuhan mesela buna bozuldu. Halbuki bence o ihtimali de düşünüyor olmasıydı gerekiyordu. Anladığım kadarıyla gerçekten de kız öyle şeyler söylemiş bu söylemiş, arada. Söylemiş, Batuhan psikolojisi de çok dinledik. normal. Evet. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Bana biri gelip Birleşme Partisi'nde herkes seni konuşuyor. Hiç kimse senin yüzünü güldürmek istemiyor Ay, o dese zaman... benim içimde bir coşkuyla dolar. Ben de gelirim öykü biliyor musun? Ben Aleyla'yla konuştum böyle böyle filan. Anlatırım o coşkuyu çünkü paylaşmak isterim yani. Yani ben burada Batuhan'da hata bulmuyorum zaten. Hı -hı. Yani Batuhan gerçekten yani hata bulmuyor. Belki şaşırp üstüne çok da mutlu oldu ve hakkı da. Çünkü orada rakip gördüğün insanlar seni senden daha rakip görüyor gibi bir görüntü oluşmuş. Yani Batuhan'da asla burada bir durum yok. Ben Oradaki pozisyonumu anlatmak istedim. Ben Aleyna'ya güvenmiyordum. Batuhan'ı yanlış yönlendirmesini istemiyordum. Çünkü Batuhan'dan Ama bu da yönlendirilebilecek ben... bir şey mi ya? O da aslında yani kötü bir şey mi bunu söyle? Yani sonuçta birileri birileriyle konuştu. Sen de mesela konuşmuşsundur şeyde, eee, Partisi'nde birileriyle. Ama ben takımın içinden çıkıp da başka bir takımda başka birisini doğru yani. Doğru. Ben Batuhan için hani bu evet. karşı tarafla bu aslında Batuhan'ı biraz da motive edici bir şey değil mi? Ya motive edici bir şey ama ya gerçektiyse bir arkadaşımı niye kandırırsın başkası? Hı. Hmm. Yani benim düşündüğüm şey o. Ekstra motive olmasın. Yani zaten ekstra, devam etsin. Hayır hani motive olsun da hani gerçek bir şeylerle motive olsun. Şimdi orada Batuhan bir şey yapacak belki o insanların umrunda değil. Bir hmm. Benim arkadaşım niye bu pozisyona düşsün ki? Anladım. Ya ben orada gidip Batuhan'da üstüne uyardım yani o konu orada bitmedi. Hmm, hmm, hmm. Ama zaten onlar Birleşme Partisi'nde çok hani Batuhan'da şeyin Aleyna'nın yanına gitti. Aleyna da Batuhan'ın. Bence Adalar Birleştiğinde bu olay sorun olmasaydı Adalar Birleştiğinde zaten onlar çok yakın olacaklardı. Hı. diye düşünüyorum. Hı hı. hı.